Evet, bugün değişik bir tarif yapacağız. Sürekli yemek tarifi değil. Bu sefer de doğal, acılı, şekerli, pekmezli, doğal boğaz pastili yapacağız. Kış aylarının gelmesiyle biliyorsunuz boğaz ağrıları başladı ya da başlamak üzere. Herkesin yaptığı gibi hemen eczaneye gidip pastil almak yerine öncelikle bu yapımı basit, %100 doğal pastili kullanın derim. Bu kesinlikle bir ilaç değil. Boğazımıza iyi gelecek. Eskiler atalarımızın, annelerimizin yaptığı bitkisel bir şekerdir. Bir tür şekerdir. Acılı şeker. Şimdi uzatmadan malzemelerimizi söyleyeyim. Bir su bardağı toz şeker. Daha sonra bunun tam yarısı kadar su ilave edeceğiz tenceremize. Kullandığınız bardağın dolusu şeker, yarısı kadar su. Burada karanfil var. İlk başta 10 tane karanfilimizi ve 6-7 tane yeni baharı bir havanın içerisinde dövüp ezip ben hazırladım. Yanında toz acı biber, bir çay kaşığı, bir çay kaşığı toz zencefil, bir çay kaşığı acı toz biber, 3 yemek kaşığı pekmez ve 1 yemek kaşığı limon suyu kullanacağız. Şimdi yapımına başlayalım. Bir su bardağı şekerimizi tencereye koyduk. Ateşimizi açtık. İçerisine yarım su bardağı şekerimizi koyduk. Burada en önemli nokta kaynamadan önce mutlaka şekerini suyun içerisinde eritmemiz gerekiyor. Çünkü bu şekilde bırakıp eritmeden kaynatırsak mutlaka şekerleme yapacaktır. En önemli nokta kaynamaya başlamadan önce bu şekerin bu şekilde eritilmesi gerekiyor. Evet, ben kaynamadan önce şekeri erittim. Abi, bakın içerisinde şeker yok. Şimdi kaynamaya bırakacağım. Kaynadıktan sonra altını kısacağız ve malzemelerimizi eklemeye başlayacağız. Evet, kaynamaya başladı. Şimdi altını kısıyorum. Karanfilimizi ilave ediyorum. Yeni bahar. Şöyle karıştırdıktan sonra acı toz biber. Pul biber ve toz biber artı toz zencefilimizi de koyduk. Bunları bir süre bu şekilde karıştırıp içerisine şimdi pekmezimizi ekleyeceğiz. Evet. 3 yemek kaşığı pekmez de içerisine ekledik. Yaklaşık 1 yemek kaşığı limonumuzu sıkıyoruz. Bu şekilde en az 20-25 dakika, belki de yarım saat koyulaşmasını bekleyeceğiz ve karıştırarak, ara sıra karıştırarak koyulaşması için bekleyeceğiz. Çekime daha sonra devam ederim. Evet, benim karışımım tam yarım saat oldu. Tabii sizin ocağınızın gücüne, kalorisine göre de değişebilir. Şimdi karışımımızın olup olmadığını iki şekilde test edeceğiz. Buradan bir parça kaşıkla aldığımız karışımdan bir bardak suyun içerisine damlatıyoruz. Bakın, dağılmayacak, parça parça düşecek içeride. Bu olmuş demektir. İkincisi, boş bir tabağın içerisine karışımımızdan döküyoruz. Bu birazdan kuruyacak. Bu kuruduğu zaman bakacağız. Isırdığımızda cam gibi olması lazım.
Çok sert ve kırılabilir. Bu şekilde olduysa, yani yumuşak, ağzımıza yapışan, dişlerimize yapışan bir şekilde olmayacak. Eğer cam gibi ve kıtır kıtırsa karışımımız tamamlanmıştır. Yağlı kağıt koyuyoruz. Yağlı kağıdımızın üzerine yavaş yavaş bu şekilde gölge oluyor bu. Parça parça pastillerimizi hazırlıyoruz. Biraz daha diyeyim. Bu arada karışım soğur ve donarsa kısık ateşte tekrar ısıtabiliriz. Çünkü bu işlem uzun sürecek. Evet, biraz büyük oldu. Şimdi video uzamasın diye ben burada kesiyorum. Hepsini tamamladığım zaman tekrar devam edeceğim. Evet, gördüğünüz gibi hepsi tamam. Biraz yamuk yumuk oldu ama işte elimden gelen bu. Fakat hemen kuruyor. Şimdi bir tanesini göstereyim. Bakın. Cam gibi. Şimdi bunları nasıl saklayacağımızı göstereceğim. Çünkü rutubet nem almaması gerekiyor. O yüzden de 2 kaşık pudra şekeri hazırlıyoruz. Pastillerimizi bir kabımıza aldık. Şimdi pudra şekeri yapacağız. Bakın göstermek istiyorum. Hatta kırılmıyor bile. Deniyorum. Bu şekilde olması gerekiyor. Cam gibi. Üzerine çok az. Bir yemek kaşığı kadar. Pudra şekeri. Karıştıralım. Bu şekilde saklama kabını ağzı kapaklı koyarsak nemlenme ve şekerlenme olasılığı kalmaz. Evet, ben görsel için böyle bir kaba koydum. Sis hava almayacak, ağzı kapaklı bir kabımıza koyup bu şekilde uzun süre saklayabilirsiniz. Hiç kimsenin hasta olmaması dileğiyle hoşça kalın.